Merhaba sevgili tarih severler. Bu hafta sizlerle İpek Yolu'nun önemli bir durağı olan Adana'nın geçit noktalarından 1700 yıllık halen trafiği açık aktif köprüsüyle ölümsüzlük şehri Misis Antik Kenti'ni geziyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz Misis Köprüsü, Misis Antik Kenti'nin günümüze ulaşan en önemli kalıntısıdır. Misis Köprüsü, Roma döneminde Roma Kralı Justinian tarafından inşa edilmiş ve tam 1700 yıldır halen trafiğe açık antik bir köprüdür. Köprünün en önemli özelliği Lokman Hekim'in, hepimizce bilinen Lokman Hekim biliyorsunuz, bitkilerle uğraşır ve hangi hastalığa hangi bitkinin deva olacağını araştıran Lokman Hekim. Burada ölümsüzlük iksirini bulur. Ölümsüzlük iksirinin formülünü kağıtlara yazar ve tam bu köprünün üzerinden geçerken Ceyhan Nehri'ne düşürür. İşte bu nedenle Misis kentine ölümsüzlük şehri Misis adı verilir. Misis kentinin tarihi İpek Yolu üzerinde olduğunu söylemiştik. İşte onu kanıtlayan bir kalıntı. Arkamda görmüş olduğunuz Havraniye Kervansarayı. Kervansaraylar bilindiği üzere tüccarların 3 gün süreyle ücretsiz konakladıkları yerlerdir. Böyle önemli ticaret duraklarında görmeye alışkın olduğumuz kervansaraylar. Havraniye Kervansarayı bir Selçuklu eseri, Selçuklu mimarisinin güzel bir örneği. Ancak Osmanlı egemenliğinden sonra da üzerinde birkaç oynama yapılmış ve günümüze ulaşmış. Havraniye Kervansarayı bugün Misis Köprüsü'nün hemen girişinde bulunuyor. Misis Antik Kenti'nin geçmişi 7000 yıl öncesine dayanmaktadır. Antik kentin üzerinde bulunduğu höyük Neolitik döneme tarihlenmiştir. Mısır Antik Kenti'nde sırasıyla Hitit, Asur, Büyük İskender ve Selefkoslar dönemlerinin ardından Roma ve Bizans dönemlerini görebiliriz. Daha çok kente ait eserler Roma ve Bizans dönemi eserleridir. Daha sonra 8. yüzyılda Arapların Abbasi Devleti'nin egemenliğine giren Misis kenti 965 yılında tekrar Bizans'ın eline geçer. Kent 1082 yılından itibaren ise Türklerin kontrolüne geçiyor. Selçuklulardan sonra bir süre Kilikya Ermeni Krallığı'nda kalan kent daha sonra Memlüklere bağlı Ramazanoğulların hakimiyetinde kalıyor. Ve nihayetinde kent bu kadar fazla el değiştirdikten sonra 1517 yılında Osmanlı hakimiyetine giriyor. Homeros'un Truva Savaşı'nı anlattığı İlyada destanına göre Truva Savaşı'ndan dönen Kilikyalı Mofsus buraya gelir ve Mofsus Hestia adıyla bugünkü Misis Antik Kenti'ni kurar. Misis Antik Kenti ile ilgili ilk kazılar 1956-58 yılları arasında Alman arkeolog Profesör Doktor Theodor Helmut Bosser başkanlığında başlar. Bu dönemde ilk eser İslam mimarisine ait tuğladan yapılmış kubbeli bir sarnıçtır. 1959 yılında Misis Höyüğü'nün batısındaki kilise ortaya çıkartılır. Kazılar sonucu 4. yüzyıla ait önce Roma döneminde daha sonra da Bizans döneminde kilise olarak kullanılan bir yapı ortaya çıkıyor. Burada bir Misis mozaiği adıyla anılan bir mozaik ortaya çıkıyor. Bu mozaikte bir masa, masanın üzerinde sehpa gibi duran bir kafes. Bu kafesin içerisinde Nuh'un tufandan kurtarmak için gemisine aldığı 23 tane kuş çeşidi ve kümes hayvanı bulunmakta. Onların etrafında ise vahşi ve evcil hayvanlar gösterilmiş. Misis Antik Kenti'nde 2012 yılından beri kazılar devam etmektedir. Bugün arkamda görmüş olduğunuz höyükte Pisa Üniversitesi İtalyan arkeologlar tarafından bir çalışma başlatmış durumda. Buradan çıkan eserler bugün Adana Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Misis'in önemli bir özelliği daha, işte bu arkamda görmüş olduğunuz tren istasyonuyla alakalı. Bu tren istasyonunda Mustafa Kemal Atatürk tam 2 gün konakladığı için burasına Atatürk Evi de denilebilir. Bu arada Misis'in bu dönemdeki adı Yakapınar. Misis Antik Kenti'nin kazıları tamamlandığında burası sadece Adana'nın değil,
tüm Türkiye'nin turizm açısından önemli bir cazibe merkezi haline gelecektir. Bir dahaki gezimizde görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Sevgiler.